Romen hakem elini kaldırıyor. Mustafa Denizli ümitli. Herkes heyecanlı tahmin edersiniz. Mücadele başlıyor. Evet, ben de kronometreme basıyorum ve haydi Galatasaray diyoruz. Trabzonspor'dan sonra ikinci zaferi bugün yaşatmalıyız Türk futboluna. Bülent uzun oynadı. Muhammed. Yine Bülent. Bülent Rizikolu hareketti. Söktü, aldı Neças'tan. Ve Galatasaray atağı var. Bir orta, dokunamıyor son anda. Koseçki öndüreye doğru koşsa daha kolay yakalayacaktı. Mustafa Yüceda Galatasaray atakta, daha ilk dakika içindeyiz. Koseçki öndüreye geldi. Tekrar Mustafa, kale ağzına bir orta, kimse yok. Dışarı çıktığını işaret ediyor yan hakem. Biraz sonra sizlere takım kadrolarını vereceğim. Koseçki, yanında Mustafa var. Ara pası mükemmel. Arif. Koseçki. Dışarı gidiyor top. Siyalini'den çıkıyor top. Neças. Hollander. Bravo, bravo Tayfun. 13. dakika. Koseçki. Tayfun açıldı, çizgiye doğru geldi. Koseçki de yüzünü rakip kaleye döndü. Bir yan pas Erhan. Yusuf. Bir ara pası daha, İsmail iyi sarktı oraya. Güzel şut ama İsmail direğin dibinden çıkıyor. Yavaş vurdu. Biraz sert ve isabetli vursa iyi pozisyon yarattılar. Evet, yeniden izliyoruz İsmail'in vuruşunu. Bu arada korner. Arif. Güzel orta. Kapattılar. Yine Arif. Muhammed. Koseçki sağda bomboş. Koseçki. Fırtına gibi geldi. Koseçki. Bir güzel orta mı? Ve korner. İyi atak. 16. dakika. Muhammed yanında. Ona bırakıyor. Faul. Çasko orta sahanın ortasında 3 numarayla izliyoruz. Hollander. Bülent peşinde. Tehlikeli, çok tehlikeli ve dışarı vurdu. Dışarı vurdu. Evet, bizi izlemeye devam edin. Muhammed top istedi, aldı Bülent'ten. Şimdi bir hücum organizasyonu. Ara pası, Koseçki atak yapıyor. Repka hemen korneri tercih etti. Koseçki kullanıyor. Bülent de geldi penaltı noktasının üzerine doğru. Yusuf orada. Orta, Arif yükleniyor. Olmadı. İsmail kontrol etti. Bir ara topu daha. Karşıladılar. Bravo Hamza. Hücum presi en güzeli. Bülent çok dikkatli olmalısın. Evet. Sadece topa ama. Faul. Sarı kart mı? Evet. Bülent'e sarı kart gösteriyor. Romen hakem Salomir. Oysa topa yapılan bir hamleydi. Çasko'nun atağında. Şimdi Galasek. Galasek değil. Kullanıyor. Hep arka direği tercih ediyorlar bu tür toplarda. Faul tespit etti hakem Salomir. Bıraktı faule, bakın topsuz alanda. Çok büyük tehlike. Orta, çok kalabalıklar. Hayrettin direkt şans. Aman aman, çok kötü. Hollander.
ama 31. dakika, 32. dakika Hollander 1-0 öne geçiriyor. Ama siz bu pozisyondan iki pozisyon öncesini görecektiniz. Topsuz alanda itilerek Bülent'in topa müdahale etmesini önlediler. Ve hakem de orada görmedi pozisyonu. Çaskon'un atağında 1-0 yenik durumdayız. 32. dakika. Galatasaray için söylenecek tek şey, kaybedecek hiçbir şeyi kalmadı. Evet. Bir hakem hatası. Kimse çıkmadı Galatasaray. Ara pası. Hamza bir an hata yaptı. Bravo Hayrettin. Dilek'in vuruşunda artık Galatasaray ileri ucunda bir dağınıklık var. Bir kopukluk var. Arif'le Koseçki birbirinden biraz uzak oynuyorlar. Şu ana kadar Koseçki de biraz etkisiz kaldı. Erhan. Evet. Son 4 dakika ilk yarı için. 1-0 yenik oynayan Galatasaray şimdi Tayfun'la geliyor. Mustafa Yücedağ. Yusuf. Yusuf önünü boşalttı. Şut. Şut ve gol. Şut ve gol. Evet. Mükemmel vuruş. Mükemmel. Kimse beklemiyordu. Galeci de top ağlara gittikten sonra atlamayı düşündü. Evet. İşte Yusuf'un ortaya çıktığı dakika. 41. dakika. Hani ilk aklımıza gelen 41 kere maşallah bir gol. Nefis bir gol. Çekoslovak seyirciler dondu kaldılar. Biz bunu bekliyorduk Galatasaray'dan. Nitekim Galatasaray forvetine defanstan birisinin gelip böyle bir golle ikaz etmesi gerekiyordu. Çok iyi sonuç. Şu anda ilk yarının da 41. dakikası. Zamanlama mükemmel. Şimdi ilk yarıyı en azından böyle bitirmek lazım. Evet, Galatasaray moral kondisyonu yükseldi ama faul kararı var hakemden. Evet, durum 1-1. Galatasaray deplasmanda golünü attı. Bunu atması gerekiyordu. Şimdi eşitliği lehine bozması gerekiyor. İlek. İlk yarının en azından böyle bitmesi lazım. Çasko. Mustafa Yücedağ. Offside. Hayrettin çıktı. Hakem sadece yanarken maçı seyrediyor. Sadece maçı seyrediyor. Taç kullanıyorlar. Evet, kaptırdılar. Arif kaptı. Arif nefis hareket. Penaltı mı? Arif. Evet, penaltı. Evet, penaltı. 2-1 olacak inşallah. Ağzımdan çıktı. Çok tehlikeli bir şey söyledim ama bağışlayınız heyecanımdan. Arif, bakın bu pozisyonda ben penaltı bekledim. Geliyordu ama takmadı çelmeyi, korktu. Sonra kaleci Bernardi yaptı o hareketi. 44. dakika. İlk yarının son dakikası. Bilmiyorum, öylesine heyecanlıyım ki gözlerimi kapatmak istiyorum. Koseçki topun başında, Bernardi kalesinde. Herkes ceza sahasının dışında. Kaptan İsmail geldi Koseçki'nin yanına, bir şeyler söyledi. Bernardi kalesinde, çizgi üzerinde olması gerekiyor. Koseçki, haydi Koseçki, geliyor ve gol. 2-1, 2-1 Galatasaray önde. Bunu bekliyorduk, bunu istiyorduk ama 46 dakika var. Çok temkinli olmak lazım. İşte Koseçki'nin golü. Bu gol moral versin çünkü Koseçki'yi bağışlayınız. Bu dakikaya kadar hayli etkisiz gördüm ben. Ondan çok şeyler bekliyoruz biz. Şimdi Banik Ostrava düşünsün ama Galatasaray'ın işi şöylesine zor. Savunma yapsa zor, hücum oynasa zor. Bilemiyorum, onu Mustafa Denizli ve kurmayları bilecek. Temkinli, her yerde sağlam oynaması gerekiyor Galatasaray'ın. 45. dakika, Galatasaray 2-1 önde. 41. dakikada Yusuf, 44. dakikada Koseçki'nin penaltı golüyle ve kapıyoruz savunmadan. Bu dakika çok tehlikeli, biraz oyunu soğutmak lazım. Palinek'ten pas, Cialini defanstan çıktı. Tekrar Cialini ve karşıladı mükemmel İsmail.
bazı hareketler vardır ki saniyeler itibariyle çok önemlidir. Şu anda topu oyun alanının dışında tutmak lazım. Evet Bülent, böyle işte. Önce devreyi bitirmek gerekiyor. Evet, ilk 45 dakika bitiyor. Hem de istediğimiz biçimde, istediğimiz skorla bitiyor. Sol taraflarında İlek var. Oyun başladı. Ve evet, geriye saymada başladı. Pavelka. Haydi Galatasaray demek geliyor içimizden ama 44 dakika. Müthiş bir mücadele olacak. Yusuf, mükemmel golün sahibi Yusuf. Şimdi Koseçki. Evet Koseçki, topu da alman gerekiyor. Kaptılar. Şimdi Sialini. Sağa döndü Galasek. Ara pası. Muhammed pozisyonu bozdu. Sonra da uzun bir vuruş ve taç. Arif kovalıyor. Ters tarafa gelen top. Ve Banik Ostrava bütün hatlarıyla yüklenecek. Orta boş. Solda Pavelka dışarı vuruyor. Dışarı vuruyor, bizi sevindiriyor. Birdenbire Galatasaray savunmasında boşluk doğdu. O 4500 Banik taraftarını susturmaya çalışıyor. Mükemmel atak. Sert bir şut. Kaleci Bernabide. İsmail de orada. Dönen top şanssızlık, rakipte kaldı. Pavelka çok tehlikeli. Pavelka, Hayrettin. Bravo Hayrettin. Bravo Hayrettin. En çaresiz kaldığımız anlarda Hayrettin şu ana kadar çıkıyor sahneye. Bu arada neden bu hata? Ve iki Galatasaraylı yerde, topta çok tehlikeli. Neçaz. Neçaz araya giren. Boşta kaldı. Bir panik var Galatasaray'da. Bu panikten kurtulması lazım. Yine Pavelka. İsmail karşılıyor. Hayrettin diyorum, top dışarı gidiyor. Evet, Galatasaray'ın topu mutlaka oyunu yavaşlatması lazım. Üst üste, hani deyimimi bağışlayın, şu dakikalarda rakibe zar da geliyor. Bakın bütün serseri toplar onlarda kalıyor. Bu arada 4 dakika 55 saniye geçti. 50. dakika içindeyiz. İkili mücadeleler çok önemli. Tayfun dokundu. Hamza'dan bir uzun vuruş. Rakipte Sialini. Tayfun'u sekti. Hollander. Hollander geliyor. Faullü hareketler var. Hollander dışarı çıkardı. Vuruş, vuruş. Tribünlerde sevindiriyor bizi Chasko. Şu dakikalar soyunma odasından çıkan yeni takım için ve giden toplar hemen dönüyor Galatasaray kalesine. Bravo, şimdi kontratak. Mükemmel bir kontratak. Yusuf, Arif, Arif, Arif ceza sahası içinde vuruyor. Direkten mi geldi, kaleciden dönüyor. Pozisyon arıyor ama dışarı kadar çıkardı Yusuf. Şimdi İsmail sardı Galatasaray rakip savunmayı. İsmail güzel bir orta, çok güzel hareket. Döndü. Şimdi bırakıyor Koseçki, İsmail, top dışarı gidiyor. Yazık oldu bu kadar değerli toplu hata. Bülent geldi savunmadan, İsmail kullanıyor, kritik dakika, dışarıya doğru Yusuf'tan ama goldeki kadar değil, tribüne gidiyor. Kritik dakika, Neçaz kaleye vuruyor, bravo Hayrettin, bir kere daha bravo. Bir kere daha bravo. Atak çok tehlikeli. Bombo Şesko vurdu. Dışarı gitti. Dışarı gitti, hem de taca. Hem de taca gitti. Ama Galatasaray'ı bu dakikada biraz melekler korudu. Bomboş kaldı o alan. İsmail. Faul var. İsmail'in hareketine bu arada son derece gereksiz. İsmail'in tekrar üzerine geldi. İsmail acı içinde kullanıyordu. Sarı kart İsmail'e. Oyun sertleşti. Bu normal ama
Galatasaraylıların hemen oradan kaçmaları gerekiyor. İsmail işaret ediyor. İyi değil İsmail. Bu arada artık en kritik 6 dakika, hatta 5,5 dakika. Çok dikkat. Olmadı. Çok tehlikeli. Bravo Hayrettin. Olamaz. Mutlak golü önledi. Mutlak golü önledi. 85. dakika. Şu 5 dakikada geçse diyoruz. Bir korner daha. Hayrettin. Hayrettin. Mustafa Yüce daha bırakma. Evet, Koseçki kaptı. Sağ taraftan Arif her zamanki deparlarından birini atıyor. Koseçki. Bu hangi renk kart gösterilmesi gerekiyor acaba bu harekete? Hakem geliyor. Sarı. Sarı kart. Carabella'ya. Koseçki yerde. Arif oyundan alınıyor. Küçük Metin oyunda. Küçük Metin hemen topla kalenin arasına koştu. Taç atışı geriye doğru yapıldı. Şimdi Repka. Peşinden Galasek. Çok kritik dakikalar. Kapat önünü vurdurma. Evet. Mükemmel. Mükemmel. Muhammed sekerek oynuyor. Muhammed çıkar top ayağından ve bir faul kazanıyoruz. Çok önemli. Sayın seyirciler, basketbol maçının son anları olur ya, hani berabere giden bir o takımın kazandığı bir bu takımın, ama şu son saniyeler aynı bir basketbol maçının son anlarına döndü. Erhan topun başında. Hakem de saatine bakıyor. Ben hep kronometreye bakıyorum ama çok sık baktım herhalde. Hiç zaman geçmedi. Dönen top. Galasek. Nefes alamıyoruz. Evet, mükemmel hareket Tayfun. Şu hareketi mükemmel. Galasek yeniden yükleniyor. Koseçki ve taç Galatasaray'ın. Taç Galatasaray'ın. Evet, son anlar artık. Son anlar. Bir müjde vermek istiyorum ama çok dikkatli olmak lazım. Çok kritik anlar. Benimse kronometrem 45. dakikayı gösteriyor. Bir faul daha kazandık. Bir faul daha kazandık. Adım adım Galatasaray 3. tura geliyor. Adım adım. Artık kalan dakikaları, uzatmaları ne derecede değerlendirir Roman Hakem? Bir geri pası. Evet, vakit böyle geçirilir işte profesyonelce. Kart görmeden Hayrettin. Önünden çekilmesi lazım degaj yapması için. Yapıyor. Top havada. Gözlerimiz hakemde. Bekliyoruz. Palinek karşılıyor. Topa yine sahibiz. Muhammed sakat sakat ayakta duramıyor. Bakın, ayakta duramıyor. Son şansını kullanıyorlar. Bir taç daha. Bravo Metin. Gençliğine rağmen son derece tecrübeli hareket etti. Evet. İsmail, o da sekerek koşuyor. Ve elle oynama var. Hemen kullandılar. Repka ve hakem orta noktayı gösteriyor. Müjdeler olsun. Müjdeler olsun. Son ana kadar korktum. Son ana kadar nefesimi tuttum. Ama Galatasaray 3. turda Banik Ostrava'yı İstanbul'un revanşını alarak 3. turda. İşte Türklerin bulunduğu tribün. İşte Galatasaraylılar ve Galatasaraylıların mutluluğu. Bu hepimizin mutluluğu. Evet, artık Türk futbolu olarak bu gecede bayraklarla, flamalarla sokaklardayız. Mustafa Denizli ve öğrencileri ortada mutlu. Bilmiyorum o deyimi kullandım mı? Kolu kanadı kırık Galatasaray, Çekoslovakya'da. İşte Banik Ostrava'yı başları önde oyun alanını terk ettiriyor. Bu güzel şey, bu büyük şey. İşte Mustafa Denizli öğrencileriyle omuz omuza mutluluğu yaşıyor. Gerçekten bu mutluluk yaşamaya değer. Evet, teşekkürler Galatasaray diyoruz. Bugünü yaşattıkları için. Evet sayın seyirciler, sizlerden bir dileğim var. Bu takımın soyunma odasına inip alnından öpmek istiyorum. Türk futbolu adına sizlerden bunun için izin istiyorum. Bizi izlemeye devam ederseniz sizlerle çok daha mutlu, çok daha güzel günlerde birlikte olacağız. Ben Öztürk Pekin, saygılarımı sunuyorum.